tekrar söz vermiş olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Şimdi müsaadenizle hem tutanaklara geçecek hem de tarihe bir not olarak düşecek. Sözlerime açıklık ve izahat getireceğim. Yüksek müsaadenizle Sayın Başkan. Şimdi 3 dakikam var, 2,5 dakikam var. Birincisi, Orta Doğu coğrafyasında bir nizam kurmak isteyen bir medeni rejim ancak ve ancak Kürt halkıyla ve diğer halkların da düşmanlığı üzerine olmayan bir ittifak kurarsa muvaffak olur. Kürt halkının düşmanlığı üzerinden kurulacak her sistem tarih binlerce kez tanığıdır ki muvaffak olmamıştır ve inşallah bir iznu kavetavkada bundan böyle de muvaffak olamayacaktır. Birlikte eşitlik, özgürlük, adalet hukuku üzerinden bir nizam oluşturulabilir demokrasiyi içermesi kaydıyla. Şimdi ve şer odakları dediğim ve şer odakları. Bakın, El Nüccelfi kimdir ve şu anda nerededir? Musul düştüğünde tek kurşun sıkmayan validir. Ve şu anda El Nüccelfi hangi örgütün başındadır? Haçlı vatani güçlerinin başındadır. O vatani güçleri, o güçleri kim eğitiyor? Bu hükümet eğitiyor. Bakın, El Nusra, El Kaide, bakın Ahrar-ı Şam, bütün bunlar sahadaki şer otoriteleridir, şer güçleridir. Ve kimisi insanlıktan nasibini almamış barbar örgütlerdir. Bakın, vallahi da billahi da tillahi da o tırlar Türkmenlere gitmiyordu diyen, bir dönem bu hükümetin başbakan yardımcılığını yapan sizin bir üyenizdi. O halde bu hükümet aynı zamanda şer güçleriyle, sahadaki şer güçleriyle yanlış ittifaklar kurdu ve o yanlış ittifaklar bugün bu ülkeyi bu hale getirdi. Sayın Başkan, bütün sözlerimin arkasındayım. İsterseniz meclisten atın, isterseniz zindana koyun, isterseniz milletvekilimi düşürün. Bütün sözlerimin arkasındayım. Yaşasın onurlu barış, yaşasın adalet, yaşasın özgürlük, bizi azadi, bizi vekevi, bizi irada gelle kurt.